şimdi Mehmet Geçgel'e gidelim. Mehmet Geçgel önemli bir gazetecilik başarısına daha imza attı. Onu da kutlayalım. Çok yoruldular biliyorum. Kolaylıklar dileyelim. O babayla, yani Arif Güran'la yaptığı özel röportaj çok önemliydi. Ekranlara da taşıdık. İçerisinde notlar aldım. Bende önemli başlıklar vardı. Elbette o röportajı soracağım. Neler yaşanıyor bu arada? Son dakika biz bazı bilgileri paylaştık. Salim Güran 3 saatlik ifadesinin sonrasında tekrar cezaevine gönderildi. Arkadaşlarım da ekranlara getirdi. Nevzat yapmış olabilir. Nevzat Bahtiyar olabilir gibi ifadeler var. Sen de onu sordun. Kim olabilir diye. Abisiyle ilgili süreçte o araba detayında olmuş olabilir diyerek başka ifadeler de kullandı. Senin genel olarak süreci en başından beri takip ediyorsun Mehmet. İzlenimin neydi babayla yaptığın o özel röportajda? Bizlerle paylaşır mısın lütfen? Haktan Uysal yine A Haber farkıyla babayla ilk kez biz temas kurduk ve kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdik. Aslında röportaj öncesinde de yine bir müddet sohbet ettik, kendisiyle konuştuk. Acılı olduğunu ifade etti. Nevzat'ın katil olduğunu düşünüyor açıkçası baba. Zaten geride bıraktığımız günlerdeki yayınlarda o arabayla ilgili iddiayı da ilk kez biz A Haber ekranlarında izleyicilerle paylaşmıştık. Yani baba Arif'le Nevzat arasında geçen bir araç sıkıntısı oldu. Bundan dolayı bir problem olduğunu ifade etmişlerdi burada. Aile yakınları bunu söylemişlerdi. Yine baba da bundan bahsetti açıkçası. Bundan dolayı ama şunu söyledi, arama süreci esnasında dedi herkese şüpheli gözüyle bakıyordum dedi. Ama babanın da ifadeleri şu yönde, kim çıkarsa çıksın devletimiz bunu bulacaktır ve cezasını verecektir. Bu eşim de olsa çocuğum da olsa onları da içerisine koydu yine konuşmasının ve cezalandırılacağını ifade etti. Tabii biz Tavşantepe köyündeyiz. Köyde yine gün içerisinde aslında gece saatlerinde baba serbest bırakıldığında burada neler yaşandığından itibaren başlamam gerekiyor. Baba serbest bırakıldıktan sonra gece saatlerinde köye geldi. Köy içerisine girmeden yani köyün girişinde bulunan Nari'nin mezarını ziyaret etti. Önce o noktada ağıtlar yaktı. Orada ağladı. Güzel yüzlü kızım dedi. Kim senden ne istedi dedi. Kimin benimle ne hesabı vardı dedi. Keşke beni öldürselerdi dedi. Yani bu ifadeyi kullandı tabii baba acılı olduğu için ve bir sürede orada mezara kapanıp ağladı. Nevzat benim yanımdaydı dedi arama sürecinde, röportajda bundan bahsetti. Arama sürecinde benim yanımdaydı, eli bile titremiyordu, benim yanımda duruyordu dedi. Madem dedi Nevzat, Salim sana bunu yaptırdı, Salim sana benim kızımın cansız bedenini verdi. Neden sen jandarmaya gitmedin ifadesini kullandı. Neden jandarmaya gitmemiş veya bunu söylememiş. Çelişkili ifadelerinden bahsetti. Tabii ben de notlar aldım. Katil bulununa kadar herkes şüpheli dedi. Katil bulununca taziyeyi okuyacağım sen dedi. Devam ama buraya geçmeyelim diye araya giriyorum. Bir araba detayı vardı. O araba detayında ısrarla baba şunu söyledi. Nari'nin DNA'sı yine Nevzat Bahtiyar'ın aracında çıktı. O yüzden de benim gözümde... Hayır, Nevzat'ın arabası Salim Güran'ın aracında. Hayır, baba öyle diyor. Arabadan yok. Çıktı diyor. Mehmet de diyor ki o araba nerede? O diyor ki adli tıpa götürüldü, çıkacaktır diyor babası röportajın evet. İçerisinde. Aha. Ama asıl senin sorduğun Salim Güran'ın arabasından da çıktı dediğinde şöyle bir açıklama yaptı. Bana şaşırtıcı geldi açıkçası. Ya arabaların kapıları açık. İçine girmiş olabilir ama daha önce yine annesini dinlediğimde bizim çocuklarımız o arabalara gidip binmezdi. Bir de nişana giderken galiba bindiğini belirtiyor ama çocuklarla birlikte. Temmuz ayında. Evet, burada bir kafa karışıklığı yok mu? Sen ne dersin? Mehmet'ten önce bir şey diyeceğim. Şimdi orayı bir açıklamak lazım. Sana onu soracaktım sonra. O araba şimdi, o araba mıydı? Başka arabalar. Şimdi Salim'in bir arabası var. Bu arabayla kaza yapıyor. Araba tamirde. Bu nişana gittiği gitti 5 araba. Çocukla bindiği evet, araç evet. Bu beyaz araç değil. Tamirde. Baba bunu bilmiyor araç, mu? Bu araç galiba ismi Fuat'tı. Van'da yaşayan kardeşi Fuat'ın aracı. Bu araç. Tabii. Yani Van'da. O hep gördüğümüz. Evet. Ne dersin Mehmet? Sen de yakınlar. Burada bir çelişki yok mu açıkçası? Ben dinlerken aklıma bu soru takıldı. Sen sohbet esnasında elbette baba çok acılı. Bazı durumları hatırlamaz söyler ya da unutabilir. Senin yorumunu merak ediyorum açıkçası. Ne dersin bu araba detayıyla ilgili? Açıkçası
Baba şunu söylemek istedi. Yani şimdi köy yerlerine baktığımız zaman bu noktalarda insanlar birbirlerini tanıdığı için, ben en azından kendi köyümü düşünerek bu yorumu yapıyorum. Arabaların kapıları kilitlenmeyebilir, camları açık durur. Bu esnada belki kız binmiştir ifadesinde şeklinde bir şey söyledi. Onun dışında evet, anne de bizim çocuklarımız, bizim kızımız o arabalara binmez dedi. Nevzat'ın arabasında bulunduğu ifadesini şundan dolayı söyledi. Nevzat'ın arabasında bulundu, Nevzat'ın arabasına koyuldu. Nevzat'ın arabasında cansız bedenin bulunduğu şeklinde böyle biraz. Baba da aslında çok böyle konuşurken ben fark ettiğimde şunu fark ettim. Acıdan dolayı bazen kelimeler diline şey yapabiliyor. Ama burada Nevzat'ın arabasından özellikle daha çok bahsetti. Madem bu senin arabana konuldu, jandarmaya gitseydin dedi. Onun arabasında da dedi, incelemede dedi, DNA çıkacaktır dedi. Ama bununla ilgili de burada aile üyeleri geride bıraktığımız günde bana şunu söylediler. Nevzat'ın arabası buradayken, bu kapının önünde. Bu kapının önündeyken 2-3 kere aracını yıkadığını görenlerin olduğunu söyledi aile üyeleri bana. Ama Nevzat, şimdi o araç kırmızı araç, jandarmada yani, inceleme altında. Ama burada da işte aile üyeleri dedi ki aracını dedi yıkarken görenler olmuş dedi. 3-4 kere yıkadığını görenler olmuş dedi. Buradaki aile yakınları söyledi. Mehmet, aslında bu araç konusu, sen orayı gösteriyorsun. Burada... Sen göstermeye devam et lütfen, onu da hatırlatalım. Yine Nazif Karaman'la konuşurken benzinlikte Salim Güran'ın arabasının önünde bir battaniye olduğu, benzinlikte çalışanın da o arabada narinin olduğuna dair açıklamaları da yine Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleriyle örtüşmüştü. Yani bu araba konusu baba o sürece elbette biraz daha uzakta. Çünkü muhtemelen sorgudaydı. Kendisi misafirlik olarak ifade etmişti onu. Tam net olarak biliyor araba, mu? Açıkçası bilmiyorum, ya da başka bir durum bu var. Bu araba aslında şu gelinen noktanın, şu gelinen noktada değil mi? Bir aşama kat ettik en azından. Doğru. Ya en azından Nari'nin cenazesinin nereye atıldığı, kim attı ve nasıl attığı çözüldü değil mi? İtiraf, bunu sağlayan araba. Tabii itirafın ötesinde görüntülerle de, delillerle araba, de desteklenerek kırmızı çözüldü. Araba, kırmızı araba. O kırmızı araba kriminalde mi şu anda Mehmet? Ha, Mehmet, lütfen devam galiba. Et. Arabayla ilgili detayı aktarıyordun sen. Evet, kırmızı araba kriminalde, incelemede. Hani havadan Nari'nin arama çalışmaları esnasında çekilmiş bir görüntü vardı. Kırmızı ekranlara araba getiriyoruz park şu anda. Halindeydi. İşte o kırmızı araba burada park halindeydi. Yani şu anda durduğum noktada tam. Kameraman arkadaşım biraz böyle sırtımdan verirse tam anlayacaksınız. Nevzat'ın evine bakacak pozisyonda burada park halindeydi. O kırmızı araba buradaydı. Burası da zaten Nevzat'ın evinin önü. Ama ifadesinde şunu söylüyor. Ben aracımı, yani Nari'nin cansız bedenini teslim alırken, çuvala koyarken aracımı geri bu noktaya, avluya yaklaştırdım diyor. Buraya yani, buraya Mehmet, kadar yaklaştırdığını Mehmet, söylüyor. Mehmet, bir şey soracağım. Mehmet, bir şey. Sen şu anda Nari'nin cenazesinin kırmızı arabaya konulduğu noktadasın, doğru mu? Nevzat Bahtiyar'ın evinin önü orası değil mi? Doğru. Evet, doğru. Nevzat Bahtiyar ifadesine hatta, göre, onun iddiasına göre çok, oradayım. Bakın, çok önemli bir noktadayız. Buyur. İzleyicilerimiz lütfen dikkat kesilirlerse, şu anda Mehmet Nari'nin kırmızı arabaya konup dereye götürüldüğü noktada. Evet. Çuvalın içine konulduğu noktada. Yani doğru mu Mehmet? Gökyüzü kamerasıyla daire için aldığımız, evet, noktada doğru şu anda. Evet Mehmet, lütfen devam et. Evet. İkametimde ben Nari'nin cansız bedenini çuvala koydum diyor. Şimdi ikametinde şimdi ifade alınırken mutlaka sorulmuştur. Evimde demiştir. Hangi evinde? Oturduğum evde, ikamet adresinin olduğu yer burası yani. Oturdum. Çünkü bir de inşaatı var onun, inşaat yaptığı. Orası hala inşaat halinde. Ama ikametgah adresi olarak burası. O yüzden ikametimde kelimesi önemli. Şimdi bazı sayfalarda iki tane var, hangi ikameti diye geçiyor ama bu ikamete bir açıklık getirmek istedim. İkametgah adresi burası, ikametimde. O evimde demiştir ama jandarma ekipleri ifade alırken, savcılıkta ifade alırken mutlaka hangi evinde diye sormuşlardır. Buradaki evinde, oturduğum evinde ifadesini kullanmıştı. İkameti burası yani. İkametinde bulunan
bir inşaat malzemesinin olduğu, yani burada da bir depolar var. Bakın yine burada da malzeme ve çuvallar var. O çuvallardan birini boşaltıyor, Nari'nin cansız bedenini çuvala koyuyor. Burada mı koydu? Yoksa burada koyup duvarın arkasında buradan mı indirdi? Merdivenden mi indirdi? Aracına koydu. Ama ifadesinde buraya arabayı yaklaştırdığını, Nari'nin cansız bedenini bu noktadan kırmızı arabaya koyduğunu, amcadan da buradan teslim aldığını ifade ediyor. Bunu Mehmet, nasıl söylüyor? Bir şey soracağım. Şu şekilde söylüyor. Orası nasıl böyle çevreden gözüken bir yer mi? Yani bunu orada böyle gözükmeyecek şekilde yapabilir mi? Koruna böyle çevresi kapalı bir yer mi? Mantıklı mı yani bu anlattıkları sence? Tam ona değinecektim. Eğer şu an bulunduğum saatte bunu yaparsa evet kimse görmez. Gördüğünüz gibi şu an bakın bu noktada kimse yok. Ama yapıldığı saatlere baktığımızda yani ifadedeki saatlere baktığımızda Nari'nin oraya götürme saatine baktığımızda hava bu kadar karanlık değil. Etraf aydınlık. Köy sakinleri akşam üstü olduğu için tarladan, bağdan, bahçeden evlerine gelme zamanı. Burası zaten köyün ana yolu. Ev var. Yanda da ev var. Buradan avlunun dışarısına o çuvalın mutlaka çıkarılması gerekiyor arabaya konulması için. Arabanın arka koltuğunda yani değiştirdim ben, diyor sanki. Arabanın arka koltuğunda ben diyor Nari'ni çuvala koydum diyor. İkametinde çuvala koydum diyor. Arabanın arka koltuğunda koysa da bu noktada arabanın arka koltuğu şu pozisyonda sol taraf açık. Yine yola denk geliyor. Evet. Çünkü aracın arka kısmına baktığımızda daha fazla yaklaşamaz. Merdiven var. Sol taraf yola geliyor. Orada evin iki tane camını görüyorum. Karşıda ev var. Sol tarafta da ev var. Burada arka koltukta koyması bir bedenin çıkarılıp işte çuvala geçirilmesi, koyulması burada fark edilmeyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani onu koysa bile evde o esnada kendi ailesi onlar da oldukça önemli görmediler mi? Çünkü dışarıdan biz pazardan alışveriş bile yaptığımızda ne getirdin diye soruluyor. Yalnız bakın şu görüntüde Hüseyin Kaçar bizim Diyarbakır temsilcimiz şunu diyor. Nevzat'ın evinin önü camiye, kahveye ve kente gelen hemen hemen şu üçgeni görüyorsun. Şurası üçgen. Durdurabilirsek yani, burada. Orada diyor böyle bir katliamı yapabilecek yer yok, yakalanma riski de var diyor. Tam onu anlatıyor işte. Mehmet tam, de onu anlatıyor nokta, zaten. Yani yeni soru işaretleri de bu görüntülerle evet. birlikte ortaya çıkıyor ama bir yandan da arkadaşlarımız az önce o tutuklamalarla ilgili tutuklama gerekçelerini evet. paylaştılar. Tutuklama gerekçelerinde doğrudan o alınan ifadeler amcayı gösteriyor oklar. Evet. Diğerleri iştirak konusuyla ilgili. Hı-hı. Sen de az önce dosyaya anne baktığımızda... Abi iştirak, Nevzat, anne iştirak, Bahtiyar Nevzat iştirak. Ve amca. Orada bir bizim bilmediğimiz aslında o sorgularda ya da ifadelerde alınmış başka bir ayrıntı var mı diye de akıllarda soru işareti ben, oluşturuyor. Mehmet Keçkel buradan ayrılmadan birkaç şey buyurun, soracağım. Buyurun buyurun buyurun. Mehmet sen evin dibindesin şu anda değil mi? Nevzat Bahtiyar'ın evin dibinde. Evet. Işıklar sönük galiba değil mi? Orada bir dolaştın. Ailesi nerede şu anda? Tabii o olay yani Nevzat Bahtiyar bu noktadan bir dolaşsak Mehmet tekrardan sonra, mümkün mü? Aile de buradan gidiyor. Tabii zaten bugün Nari'nin babası aslında şunu söyledi. Burası. O kendisi itiraf dosyada, etmiyor, teslim olmuyor. Mehmet, kaçmaya çalışırken yakalanıyor dedi. Mehmet pardon. Ha, tamam, burası. Tamam sorayım bir dakika. Nazif Karaman, kaçmaya çalıştığı detayı önemli. Yine Nazif Karaman biz ifadelere baktık. Orada biz bu detayı görmemiştik dedi. Babası söyledi. Yani kaçmaya çalıştı derken atlanabilecek. Sen hemen evin etrafındasın. O camların yüksekliği nasıl bir hangi noktadan kaçmaya çalışmış olabilir? Senin intiba ettiğin ne? Bunu da açıklarsan çünkü bunu biz babadan ilk kez duymuştuk. Çünkü o
kendi ifadesinde jandarmalar geldi. Ben jandarmaları gördükten sonra itiraf etmeye karar verdim dedi. Sen de şimdi Nazif Karaman önemli bir noktanın altını çizdi. Burası Nevzat Bahtiyar'ın yani tüm bu süreçte itirafçı olan kişinin evi. Evi. Kapalı. Kimse kapalı. Yok. Hatta biraz evet. önce anladığım kadarıyla üst katına çıktı. Evet. Bir dolaşsa çıktı. Oraları tekrar. Öyle bir cam var mı? Şu anda karanlığa bir problem yaşıyoruz. Hemen giderecek arkadaşlarım. Hazır açmışken Samet o kasten gerekçelerini açalım. Evet şimdi kasten adam öldürme. Salim Güran amca bu dosya şu demek. Salim Güran'ı mı işaret komutanım ediyor? Komutanım da bilir. Komutanım kasten öldürme çekip vuran demek. Evet. Ya da boğan demek. Öbürküsü de iştirakçısı. İştirakçı ne demek bilmeyenler için? Birlikte almış, birlikte çuvala koymuş, götürmüş. Evet, birlikte hareket tabii. etti. Yani iştirak ettiler birlikte. Nevzat Bahtiyar zaten iştiraki adam kendisi itiraf ediyor. Eşi, Yüksel Güran eşi nasıl iştirak ettiğini... Nari'nin annesi. Nasıl iştirak ettiğini bilmiyoruz. İşte o görülmemesi gereken görüntünün içerisinde olup birlikte hareket Nevzat'ın ettiğine iddiası, dair. Evet o Nevzat'ın evet. iddiası aile kabul etmiyor. Enes'in de nasıl iştirak ettiğini bilmiyoruz. Bu Enes biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Bu Enes de o diş izlerinin İstanbul'a gelip getirirler. Giden birazdan o diş izleri konusunu Nevzat hocama soracağım. Oradan bir şey çıkabilir mi? Ya da adli tıptan ne bekliyoruz diye soracağım ama o abi mesela, Enes Güran suç delillerinin yok edilmesi. Ha, tekrar geldi. Mehmet'le bağlantı sağladık. Şu anda sağladık. Tekrar haktan izleyicilerimiz duyması açısından bir kez daha tekrar lütfen. Nari'nin cenazesini teslim alıp dereye atan Nevzat Bahtiyar'ın evindeyiz şu anda. Doğru mu? İtirafçı da olan. Doğru. Doğru. Yani bir önemli, camdan, önemli bir noktadayız. Bir Mehmet camdan Geçken, kaçtığı detayı vardı. Sanırım Mehmet o detayla ilgili bir gözlem yapıyor ve sonuçlarını bize aktaracak. Mehmet şu anda bağlantımız sağlıklı. Bir kez daha sözü sana bırakalım. Haktan Uysal, şimdi ben arka tarafta atlanabilecek cam var mı diye baktım. Arka taraf damı, evin damı, çatısı yani. Yukarıdaki yamaçtan gelen toprakla bir neredeyse. Arka tarafta cam yok. Ama şimdi Nevzat Bahtiyar'ın evinde atlanabilecek cam bu. Cam açık kalmış zaten. Aa, cam açık bakın. Evet. Yani sen şöyle diyorsun. Ev mühürlü mü? Cam açık mı? Burası nasıl? Yola mı bakıyor? Açık değil ya. Mehmet açık burası... Açık. Sağ tarafa açık. Mehmet burası yola mı bakıyor? Yani buradan görmüş jandarmayı ve atlayıp kaçmış olabilir mi? Nereye bakıyor bu cam? Ha şu mu açık? Evet. Sade kapıya bakıyor zaten. Avluya bakıyor. Sol taraf avlu. Sol taraf avlu. Yine sağ taraftan da Nari'nin son göründüğü o patika yol geliyor. Buradan Mehmet atlasaydı nereye gidebilirdi? Köyün dışına hemen hızlıca hareket edebilir miydi? Jandarma götürür mü oradan? Camda bir kırıklık var. Nedir bilmiyorum sebebini. Buradan atlasaydı nereye gidebilirdi? Buradan atlasaydı sol taraftan o patika yola gidebilirdi. Sağ taraftan kendi avlusuna çıkıyor. Bu noktadan yine o biraz önce arabayı park etti dediğim noktaya gidebilir. Ama sol taraftan evin biraz önce damına dolandım ben. Oradan... Yani Nari'nin evlerinin olduğu yamaca çıkabilir, tırmanabilir veya sol taraftan, arka taraftan evin önünde tam arka çatıda bir patika yol daha var. O da dümdüz köyün diğer noktasına gidiyor. Evet. Abdurrahman Şimşek'in galiba bir sorusu olacak. Ben merak ettim. Değerlendirme buyurun. Bu evin içinde Nari'ne ait bir DNA bulundu mu? İle ilgili henüz elimizde bir şey yok. Bununla ilgili Mehmet'te var mı acaba öyle bir bilgi? Bizde öyle bir bilgi yok. Sende var mı Mehmet? Jandarma araması evin içinde DNA'ya yönelik bir arama tarama oldu mu? Tabii arama yapıldı, arama çalışması yapıldı. Yine özellikle itiraf sonrasında ev içerisinde inceleme yapıldı. Sürüntü alındı. O DNA örneklerinin bulunup bulunmayacağına dair incelemeler yapıldı. Ama buradan çıkan sonuç şu an elimizde yok. Şu ne? Kan mı şu? Şu sağa gel. Sanırım boya orada. Ama eşyaları da kan. Öyle çok bir anda olmuş anladığım kadarıyla. Baskıda eşyaları var. Sağ tarafta. Mehmet bir şey soracağım. Bir ayrılma. Yok Mehmet. Ev kullanılıyor. Mehmet aracı buraya yanaştırma ihtimali var mı?
Arabayı belki buraya yanaştırma. Buraya yanaştırma ihtimali yok çünkü buraya araba girmiyor. Burası patika yol. Hemen kameraman arkadaşım. Bu Nari'nin çıktığı patika mı? Nari'nin çıktığı patika mı? Evet. Nari'nin çıktığı patika. Bu arada amca Salim Güran. Bakın arama yapıldığı nereden belli? Bakın arama dağınıklığı gördünüz mü? Her şey her yerde. Amca Salim Güran'ın arabasıyla bu Nevzat'ın arabası, Nevzat'ın arabasının bulunduğu noktada yan yana olay anında kendisi öyle Nevzat diyor. Öyle diyor. Amcanın arabasıyla benim arabam yan yana. Onu soralım. İki araba o avluda yan yana girebilir mi? Ne dersin Mehmet? Buraya çıkmadığını biliyoruz ama senin az önce indiğin ve o avluda iki araba yan yana olabilir mi? O aşağıda. İfadesi doğru olabilir mi? O itirafı ya da iddiası. Şimdi ona gideceğim tekrar ama bir detay fark ettim buyurun, şu anda. Buyurun. İfadesinde şunu söylemişti Nevzat Bahtiyar. Ben amca yukarıdan bana seslendiğinde ağaç suluyordum demişti. Evet. İlk ifadesinde su kesikti muhtarı o yüzden aramıştım demişti. Hortum İkinci ifadesinde yerde. De hortumu annemden çektim demişti. Hortum bu noktadan zaten annesinin evi hemen altındaki ev diye belirtmişlerdi bana. Hortumu çekmiş yani. Orası ediyor. Doğru. Bu ifadeyi doğrular nitelikte mi? Doğru mu anlıyoruz Mehmet? Onu... Evet bakın annesinden bakın hortumun gittiği yeri görüyor musunuz? Şimdi musun? bu hortum karşı ben bundan yerden. Şunu çıkartabilirim. Hortum Nari'nin kaybolduğu gün mü çekildi yoksa arama çalışmaları sırasında geçen o 19 günde mi çekildi? Hmm. Ama şu anda o itirafı yaptığı evde hortumun ucu ve annesinden hortumu çekip ağaçlara kadar gidiyor anladığım kadarıyla. Sen de onu ağaçlara takip ediyorsun. Ağaçlara mı gidiyor Mehmet? Bir takip eder misin o hortumu? Evet, hortum buraya evinin önüne geliyor. Ağaçlar zaten burada. Hemen sol tarafta. Peki Mehmet bir şey soracağım. Gerçi şu an karanlık ama oradan narinlerin avlu rahat gözüküyor mu? Yani Salim'in... Hayır. Bağırması oradan duyulur mu? Bir iletişim kurulabilir mi? Hani iddia o diye bu avludan Salim'le bağırarak konuştumdu iddia. Tamam şu ağacı suluyor olsun. O esnada zaten yamacın kenarı görünüyor. Ama narinlerin avlusunun düz olan kısmı görünmüyor. Buradan ne ahırın çatısı ne narinlerin evi ne diğer yapılar... Sadece yamacın kenarı görünüyor. Yamacın kenarına ama geliyor ama. Burada da şu soru işareti çıkıyor. Evet yamacın kenarına geliyor. Oradan seslendiğinde başka evde olan annesi ama. Nasıl duymuyor? Evet. Mehmet devam edelim. Anne de şunu söylüyor ama klima çalışıyor diyor. Sen de o evet. Noktada gözlemlerini yaparsan çok sevinirim. Birazdan aranın ardından... Araçların bulunduğu... Tam o noktayı vereceğiz reklamın ardından. Çok kısa bir ara verelim. Reklama gitmeden ben bir şey söyleyebilirim. Ben de iki gündür izliyorum. Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ çok güzel iş çıkartıyorlar. Biz de bir kez daha teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Önemli işlere imza attılar. Kutlayalım arkadaşlarımızı. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından çok özel önemli gelişmelerle karşınızda olacak.